Hepinize günaydın, hayırlı sabahlar. Vallahi ağzım kulaklarımda Müge Anlı'yı izliyorum. Dün kanser tedavisi gören bir arkadaş ailesini arıyordu. Ay inşallah bulundu herhalde. Ben bile buradan çok heyecanlandım. İzleyen arkadaşlar mutlaka vardır. Sanırım ailesini buldular elik nakli için. Ay inşallah bu kişidir gerçekten. Çocuğunu evlatlık veren Afyon'da en yakın böyle bilgileri uyuşan Erman'la birlikte. Ay böyle şeylerde ben tüylerim diken diken oluyor. O kadar kötü oluyorum ki. Şimdi DNA testi falan yapılacak tabi. Çocuk da nasıl bakıyor? Bir bakar mısınız Allah aşkına? Ağır yani ilik nakli gerekiyormuş çocuğa. Ve biyolojik ailesini bulmak zorunda. Hadi bakalım inşallah hayırlısıyla DNA sonucu da olumlu çıkar. Müge Anlı reklama girdi. Çayımı da demledim. Ekmek almaya gidiyorum. Ekmeğimiz bitmiş. Bu arada okul yan tarafımda olduğu için sabahtan beri zil çalıyor. Okul zil sesini özlemişiz. İlkokullar başladı biliyorsunuz. O yüzden 40 dakikada bir zil çalıyor. Tam ekmeği aldım, merdivenlerden iniyordum, baktım simitçi geçiyor, kızlara da birer simit aldım. Şimdi hemen kahvaltıyı hazırlayayım, hepimiz acıktık. Sonra çayımı alıp Müge Anlı keyfi yapacağım. Duru neye bakıyorsun? Evet, okulun yanında ev tuttuk ve o sesler başladı arkadaşlar. Bana yazıyordunuz okula çok yakınsın Elif, zil sesinden durulmaz diye. Sabahtan beri hem zil çalıyor hem de teneffüste çocuklar coşuyorlar çünkü hepsi okulu özlemiş. Böyle. Değil mi Duru? Anne. Ne yapıyor abiler? Ben de okula gideceğim. Sen de okula gideceksin evet. Anaokuluna buraya gideceksin. Saati 3.30 yaptık. Bütün işlerimi bitirdim arkadaşlar. Ondan sonra bir duşa girdim. Bayağı bugün yoruldum çünkü. Şimdi de keyif kahvemi yaptım. Mis gibi kokuyor şu anda. Şu güzel manzaraya karşı bir kahve içeyim dedim. Bugün ancak fırsat oldu. Deniz bugün o kadar güzel ki, bulutlar da aynı şekilde. Ama benim balkonum hala soğuk. Buranın takımını aslında aldım, alacağım. Buraya güzel bir takım kafamda belirledim. Ama şu an buz gibi. Hala daha o sıcaklık gelmedi. Bir de şu camın yapılması lazım arkadaşlar. İnşallah bunu yaptıracağız. Camcı çağırıp. Buradan da tabii soğuk geliyor kapanmadığı için. Böyle biraz oturayım şurada. Rıza da birazdan gelir. 4.30'a doğru zaten. Mis gibi kokuyor vallahi. Saat 5.30'u geçti. Okul az önce dağıldı arkadaşlar. Bugün burada vallahi koptu kıyamet. O her teneffüste çocuklar artık kaç ayın birikimi nasıl patladılar anlatamam size. Rıza da işten geldi. Şimdi herhalde veliler çocuklarını almaya gelmişler. Arabalar, trafik. Şurası karıştı yani kapının önü, okulun önü daha doğrusu. Her neyse ben de şimdi montumu giyeceğim. Çarşıya doğru iniyorum. Bir işim var çarşıda ufak. Onu halledeceğim. Bir de kendime şöyle bir trench coat bakacağım arkadaşlar. Artık montlar bazen mont giyilmiyor. Üstüme böyle uygun bir trench coat bakmam lazım. Ne zamandır aklımdaydı. Rıza da istiyorsan in al dedi. Hem de o işimi halledeceğim. Zaten inmem gerekiyordu. O yüzden siz de şimdi çarşıya gidiyoruz. Hem açık çarşı hem zemine bakacağız. Ben gelince de artık çay falan içeriz. O yüzden Rıza çay demlemiyor. Normalde hemen çay demler. O yemeğini yedi. Ben de bir şeyler atıştırdım. Şöyle akşam olmadan gidip geleyim diyorum bakalım. Bugün öyle çok evin içinde bir şey çekemedim zaten. Her teneffüs zil çaldığında benim evde sanki çocuklar burada ses yapıyorlar gibiydi. Anlatamam size. Her neyse şimdi hemen sen oradan taşınırsın diyenler boy gösterecektir. Yok evimi seviyorum. Taşıma falan yok yani. Ama okula çok yakın olmak gerçekten bir dezavantaj oldu. Biz hep herhalde okullar açılmayacak diye baktık ama bugün burası yıkıldı. Azra bile diyor ne kadar çok ses var bugün burada diyor. Neyse çarşıya ineyim görüşürüz bakalım. Hemen maskemi taktım çıktım. İnşallah hemen de dolmuş gelir. İşlerimi halledip hemen gelirim bakalım.
geliyor. Çarşıdan geldim. Zaten çok dolanmadım. Hem işimi hallettim hem de trench coat bakmaya gittim. Söylemiştim size, biliyorsunuz. Ben normalde Trendyol'dan bir trench coat almıştım bundan 3 ay önce. Çok büyük beden almışım. Onun iadesiyle uğraşmadım. O bana bayağı bir bol oldu. Sonra onu anneme verdim. Şu anda annem giyiyor. Ona tam olduğu için ona vermiştim. Hemen şöyle göstereyim. Vallahi açık çarşıda buldum. Zonguldak'ta arkadaşlar mutlaka gidip baksınlar. Çok güzel trench coat'lar var. Normalde başka bir dükkanda bunlar 200 liranın üstünde. Hatta 250'ye bile var ama bunu ben kaça almışım? 119 lira. Bir de 80'likler vardı. 89 liralıklar. O da bunun bir değişiydi. Ben içi astarlı olsun istedim. Bunun bir incesi vardı yani, öyle söyleyeyim. O da 80 liraydı. Ben astarlısını tercih ettim. Bir de tabii ki bir pijama hastası olarak Hello Kitty'li pijama aldım. Pijamalar 30 liraydı, böyle yazlık pijamalar. Oranın pijamalarını ben zaten geçen sene de çok aldım, kullanıyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Böyle arkadaşlar, şimdi Rıza çay demlemiş, çay içeceğiz. Dolmuş durağına giderken Berrak Pastanelerine uğradım. Kızlara şöyle kıymalı kırpidesi aldım. 4 tane kestirdim. Bir de buçukları çok seviyorlar. Çayın yanına alayım dedim. Bir de Aksu'dan şu çay bardak fincanlarını aldım. Tanesi 3,5 liraydı. Çok hoşuma gitti bakın. 7 liralıklar da vardı ama bu da gayet sağlam, kalın bir şey böyle. Kibar geldi bana yani, hoşuma gitti. Böyle fincanları Rıza da ben de çok seviyorum. O yüzden şöyle 4 tane aldım. Şimdi çayları dolduracağım. Biraz çay keyfi yapalım. Ondan sonra Duru'nun uyku saati geliyor zaten. Çayımı almadan önce 2 dakika makineyi boşaltayım dedim. Vallahi az önce bitmiş. Ama yerleştirmem lazım. Hemen çay bulaşıkları dolduruyor tezgahı. O zaman da öyle sevmiyorum. Bizim evde en çok bardak çıkıyor arkadaşlar. Sırf bardak yani. Yatana kadar çay, kahve, su, aklınıza ne gelirse yani. O yüzden her gün çalışıyor makina. Geçen biri sormuştu tablet ne kullanıyorsun diye. Yeri gelmişken söyleyeyim. Fairy Platinum kullanıyorum ben. Yani makinayı aldığım günden beri 1,5 sene olacak işte. Fairy Platinum'u hiç değiştirmedim arkadaşlar. Memnunum da yani. Arada tuzunu da dolduruyorum, tuzu bittikçe. Aslında doldurmana gerek yok demişlerdi ama ben yine içim rahat etmiyor, dolduruyorum. Bardaklarımda öyle bir çizilme mizilme daha henüz öyle bir şey yaşamadım. Bakalım, inşallah da yaşamam. Makinamı boşalttım. Hemen şu yeni fincanları da yıkadım elimde. Denemesem olmaz tabii ki. Bir keyif çayı içeyim. Ondan sonra Durucuğumu uyutacağım. Bakalım uyku saati geliyor. Bir bardakçık çay içebildim. Duru'nun uykusu gelmiş. Odaya gidelim dedi. Şimdi onun sütünü yapıyorum. Ondan sonra da Masumlar apartmanı var. Ona bakarız. Böyle yani bir günü daha bitirdik arkadaşlar. Çocuk sesleriyle, okul sesleriyle, zil sesleriyle. Rıza'ya diyorum bugün burası yıkıldı diyorum. Okulun yanındasın Elif. Tabii ki yıkılacaktı. Ne bekliyordun diyor. Dedim bu kadar hayal etmemiştim. Neyse, alışacağız artık herhalde. Sadece teneffüslerde çıkıyorlar zaten. Erken kalkmaya da gelince ben zaten erken kalkıyorum. O yüzden sıkıntı yok. Teneffüslerde katlanacağız bu curcunaya. Yapacak bir şey yok. Sütümüz ısınmış mı? Saat 12.30'a geliyor. Masumlar apartmanı yeni bitti. Koltukta uzandım. Öyle izledim ama uzanınca herhalde uykum geldi. Neyse, videomu falan editledim. Yorumlarınıza baktım biraz. Biraz Instagram'da dolandım. Biraz bizim kızlarla sohbet ettik derken yine böyle vakit geçti ama bugün erken yatacağım. Normalde 2'ye kadar falan oturuyorum. Böyle internetten de bir şeyler izliyorum. İzlemediğim arkadaşları falan izliyorum derken saat bayağı geç oluyor. Böyle günler yine yoğun geçiyor arkadaşlar. Yarın kısmetse görüşürüz zaten. Kendinize iyi bakın. Ben erkenden kaçıyorum. Hoşça kalın. Hepinizi öpüyorum.